hayırlı olsun. Bugün Galası Cuma günü de vizyonda. Evet. Neler söyleyeceksiniz Gülcan'a? Nasıl bir süreç oldu? Kameraya. Heyecanla ve demin koridordan yürürken diller gibi şarkı söyleyerek heyecanımızı bastırmaya. Hatta bir tane daha sonra sağlayalım abi. Kara sevda, kara sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Yani bir şarkı söylemeye başladık. Son 15 dakikadır. Ya ben kendi adıma müthiş bir enerji özlemişim bu duyguyu. Bütün arkadaşlarıma aşığım, çok seviyorum, çok mutluyum. Sözü hocama bırakıyorum. Kıvanç Bey, yıllar önce yine beraberdiniz. Yıllar sonra evet. Yeniden bir filmde birliktesiniz. Ben bir daha arayı bu kadar açmayalım diyorum. Çok keyifliydi çünkü ama burada böylesi bir dönemde tekrar sinema için hep beraber film üretme şansı bulduğumuz için önce Muzaffer Bey, Nullah çok teşekkür ediyorum. Büyük bir risk ama inşallah hepimiz gönlümüzü koyduk. Bizi çok heyecanlandıran bir projeydi. Az sonra da ilk defa büyük perdede seyrediyor olacağız kalabalıklarla. Heyecanlıyız. Evet, film... Muzaffer Bey, sizlere söylemek isterim. Sinemayla alakalı. Sinema görüşleri dinliyorum da. O zaman isterseniz en son. Aslında tamamen katılıyorum. Film sinema derisinde tek söyleyeceğim o. Buyurun, siz neler söylemek istersiniz? Biz çok heyecanlıyız her şeyden önce. Belli oluyor bu heyecanımız. Lütfen yani izleyebiliriz. Yani çok gerçekten vaat ettiğiniz için çok büyük bir eğlence. Herkesten de çok heyecanlıyız. Evet, nasıl bir karakteriniz var? Biraz bahseder misiniz? Bize Kutsal Hanım'la da beraber... Konuşur, konuşur. Heyecanlanacağız. Zaten başlıyor. Heyecanlanacağız. Ben de nasıl geçti çekimler? Kutsal Hanım sizi çok yordu mu? Yordu. Tabii ki aşırı yordu. Ben şimdi herkes önünde onu anlatayım. Yani. Anlatın bana neden yaptığını anlatayım. Öyle mi? Çok zorlandı. Siz ne diyor anlıyorsunuz? Ben anlatayım. Heyecandan mı sesin? Hayır. Aslında ben şuradan toplayayım. Baktığınızda açıkçası hani film Loza ismiyle beraber böyle sanki hani bir kadın dünyası gibi geliyor. Ama ben filmi çekerken, olur oynarken ya da sette bütün arkadaşlarımızla teknik ekle beraber aslında çok erkek filmi. İlişkiler üzerine kurdu ve bir karı kocanın hayatlarına yeni gelen bir bebekle beraber dünyasının nasıl değiştiğini anlatıyor. Ön izlemelerde hep konuştuğu şöyle bir şey oldu. Hani film aslında sinemadan çıktıktan sonra başlıyor seyirci için. Bu filmi izleyen herkes bu ana kadar hep böyle bir kendine döndü. Aa ben böyle mi yapmıştım ya ben böyle mi diye. Bu tabi çok değerli geliyor bana. O yüzden de asıl hani burada galiba otseye toplatmak lazım. Başka olur mu demek yok. Ya ben şöyle bir senaryo olarak bir hayal kuruyorum ve hayal bu kadar iyi olacağını düşünemiyorum bazen. Bütün oyuncu arkadaşlarımı yapıştırma yönetlerim herkese teşekkür ediyorum. Adam ne diyor acaba? Gerçekten çok eğlendim. Birbirimize aşığız ve... Ne? Gerçekten demeyeceğim. Gerçekten demeyeceğim. Bana gerçekten demeden ders sürekli gerçekten bir isim var şu an. Bir şeylerden tutmaya çalışıyorum. Birbirimize bir şey söyleyeceğim. Çekerken eğlendim. Çok. Gerçekten. Sen niye eğlenmedin? Yani eğlenmedin. İşimi yapıyorsunuz. Eğlenmedin. Değişik bir şey. Bu son film olabilir mi Esra Hanım? Ben şöyle Akif çünkü anlaşamıyorum. Benim hayatım gayrı. Bu ikisini barıştıracağım, sevdireceğim. Çok zor. Hep şimdiye kadınların arasında kaldık. Onur Bey siz neler söylemek istersiniz? Çekimler nasıl geldi? Hep böyle ikinci plana baktılar sizi kadınlar. Yok zaten ikinci plandaydı. Şimdi şöyle oldu. Gerçekten ben anlatayım. Şöyle. Ya inanılmaz eğlenceli bir sevgi almışım yani. Keşke bu kişi harika biri. Kıvanç Hocam harika biri. Ya herkes mükemmel de Zafer Bey zaten bu kadar. Evet, Gülsel Hanım, film ne olsa filmi, siz de böyle bir dönem de geçirdiniz aslında Asya'yla. Neler söyleyeceksiniz? Bize biraz süreci anlatın. Yani, bu süreç nasıl başladı? Şöyle, ben çocuğum doğumundan sonra üretmeyi sevdiğim için biraz bir şeyler çalışmaya çalıştım ama çok zorlu. Ben de bu zorlandığım dönemi yazayım dedim.
Sevgili Muzaffer Yıldırım'a böyle bir şeyden bahsettim. Çok heyecanlandı. Sonra bir anda ekip kuruldu. Çok hızlı gerçekleşti gerçekten acilde. Ben şu an burada olduğuma inanamıyorum. Yani o uykusuz günlerce yazmaya çalışan kadının şu an acık süslenmiş ve birbirimizde böyle heyecanlı duruşu benim için çok değerli. Gerçekten teşekkür ederiz gerçekten. Şunu söyleyebilirim filmle ilgili. Zor zamanlara geçiyoruz insanlık olarak. Ülkece, dünyaca vesaire ama gülmek çok güzel bir şey. Bir komedi filmi yaptık. Umarım gerçekten hepinize yarar, iyi gelir, ne bileyim bir şeyleri değiştirir diye hevesliyim. İnşallah. Zafer Bey şunu da sormak istiyorum. Sinema, birçok dijital platform hayatımıza girdi. Sinemadan ödülenildiği yerde 2023 ve 2024 ile birlikte yeniden çıkış yakaladı. Şu an vizyondaki filmler de çok güzel izlemeler yakaladı. Siz sinema sektörü adına neler söyleyeceksiniz filmle alakalı? Birincisi dijital platformların sinemanın önünde olduğu pandeminin getirdiği geçici durum bu. Ama hala platformlar sinemanın yol arkası. Beraberler ama şu var, sinema dünyada da öyle, dünyada da her yerde geri geldi, bizde de geliyor. Yani bu sene 45 milyon bilet bekleniyor, 2024'te 45 milyon kişi sinemaya gidecek. Umarım buradaki herkes bu 45 milyondan bir tane bilet alır. Bu arada Muzaffer Bey, yani, benim de okuluyor ama ne oldu? Bu sene 3. sene bakıyor. Yani böyle bir dönemde 3 tane perdeye hazırlıyor olması da hem yönetmenler için hem oyuncular için hem de bence Türkiye'de sinema seyircisi de çok önemli bir şey. Bence gerçekten teşekkür ediyoruz. Ben Cani Gönder teşekkür ederim. Teşekkür ve tebrik ediyorum. Yoksa filmin hayırlı uğurlu olsun. Sinema'nın vizyondaki işte Sibon olsun. Çok teşekkür ederim. Bir görüntü alalım. İştahım. İyi eğlenceler. Elif Cemre Sabıcağım'a söz verdim. Çiçeğine Volkan. Tamam mı?